15 Eylül'de Murat Nuri Demirbaş'ın görevden alınmış Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi aynı gün Tuncay Batı'yı il başkanlığına atamıştı. İzmit Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı devir teslim töreni saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Hocanın okunduğu dualarda eller semaya açıldı. Törende iki kurban kesildikten sonra programa devam edildi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve tabi'ine lehum li ihsanin ila yevmiddin. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı devir teslim törenine Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Hilal Elmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli geçmiş dönem Milletvekili Kemal Köse, Ülke Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Murat Nuri Demirbaş'ın dışında Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş dönem il başkanları, Kemal Okur dışında Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş dönem ilçe başkanları katılım sağladı. Törende ilk konuşmayı yapan Ülke Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Çıktığı bu yolda Tuncay Batı Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum dedi. Çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekilim, kıymetli Merkez Disiplin Kurulu üyem, kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanım, geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yapmış müsaadelerinizle hepsinin hizmetleri var. Tek tek isimlerini saymak istiyorum. Geçmiş dönem milletvekilliği ve il başkanlığı yapmış Kemal Köse amcam, Aydın Ünlü Başkanım, Ruhi Çavdar Başkanım, Celalettin Yaylak Başkanım, Yunus Emre Kurt Başkanım, Ahmet Taha Başkanım, Nurdoğan Kaçar Başkanım. Geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızda liderimizin emrinde hizmet etmiş çok kıymetli ülküdaşlarım, Türk milletinin 57. alayı olan ülke ocaklarımızın değerli ilçe başkanları ve tebaaları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın gücüyle mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu birlik, beraberlik ve devir teslim programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi her zaman daim etsin. Allah çıkmış olduğu bu yolda Tuncay Başkan'a ve ekibine yardım etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı kürsüde önce dua etti, ardından konuşmasına başladı. Selamünaleyküm. Hazır mıyız Kocaeli? Hazırız. Abi kardeşlik hukukundaki bir teşkilat oluşması için görevi devralmış durumdayız dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. Değerli protokol, milletvekilim Saffet Sancaklı Bey, İlhan Alımanız Hanım, İl Ocak Başkanım, milletvekilim Kemal Köse Bey, değerli protokol diyelim geri kalanlarında ve basınımızın gücü de temsilcileri. Bugün ülkücülerin kucaklaşacağı, hasretin giderileceği, herkesin ötekileşmeden hasretle beklediği, sevgi ve saygının olduğu bir devir teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya gelirken hiçbir zaman ötekileştirmeyeceğim, hiçbir zaman ayrımlaştırmadan kucaklayarak biz bir aile olacağız diye kendime düstur edindiğim için bundan sonra binamız herkese kapısı açık, gönlümüz de herkese açık olmak kaydıyla hepimiz bir büyük aile olacağız. Kocaeli, ben inandım, siz de inanın ve ben kendimi size emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, ayağınıza sağlık. Ne mutlu Türk'üm diye de, ne mutlu Türk'üm diye de, ne mutlu Türk'üm diye de, Allah'a emanet olun. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi Hilal Elmas, Ankara'dan geliyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sizlere selamı var dedi ve konuşmasına devam etti.
Merkezimizde Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdik Sayın Genel Başkanımızın huzurunda. Ardından Sayın Genel Başkanımıza çıktım ve bugün yapılacak devir teslim törenini ilettim. Kendisi bana bu yapılacak programla ilgili memnuniyetlerini iletti ve her birinize tek tek selamlarımı iletmemi istedi. Sayın Genel Başkanımızın hepimize ayrı ayrı selamları var. Bu davaya emek vermiş, alın terini akıtmış, ekmek parasını vermiş, gecesine gündüzüne katmış, geçmiş dönem görev yapan tüm dava arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Gelecek dönemle ilgili Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle atanan Sayın Tuncay Batı'ya, yeni atanan ve atanacak ilçe başkanlarına, il yönetimine, tüm teşkilatlarımıza, tüm Kocaeli'ne, MHP Kocaeli'ne, Cumhur İttifakımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Alkışlarla kürsüye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmasında, "Bu kalabalığı burada toplamak kolay bir iş değil. Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir parti ki oy oranıyla ölçülmez. Bunu Ankara'ya gidince daha iyi gördüm," dedi ve birlik ve beraberlik mesajı içeren konuşmasına devam etti. Çok saygıdeğer protokoldeki arkadaşlarım, çok saygıdeğer dava arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, böyle bir günde böyle bir kalabalığı toplamak da erbaba yedin harcı değil. Gelen herkese de teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir parti ki oy oranıyla ölçülemez. Hepimizin söylediği ama ben de Ankara'ya gittikten sonra birebir gördüğüm Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler Türkiye Cumhuriyeti'nin ana sigortasıdır. O sigortanın atmaması lazım. O sigortanın atmaması için de anahtar kelime, büyülü kelime birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Ben tekrardan başkana başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkacağız. Hep beraber olacağız. Ayrışmayacağız ve bundan sonra çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle de belki de Allah kısmet eder. Önümüzdeki seçimlerde de Allah bilir neler olur. O yüzden bizim önümüz açık. Ne mutlu Türk'üm diye.